Sevgili arkadaşlar, Space Talk hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Space Talk konuğum cahillerin korkulu rüyası İlber Ortaylı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Niye korkuyorlarmış benden? Hocam valla ben sosyal medyaya baktım. Ha? Bayağı böyle size bir şey derken acaba hoca bize cahil diyecek mi? Nereden ne olacak yani? O cahillik anlamına gelmez. YouTube Space'deyiz. Burası YouTuber'ların olduğu bir yer. Sosyal medyayla aranız nasıl hocam? İyi değil. Ben kendim şey kullanmıyorum bu. Kompütür, bilgisayar, iyi bir şey, akıllı telefon falan. Onun için pek iyi olmaz yani söylediğim şey. Siz ama o işle geçiniyorsunuz. Evet. Hayırlısı. Ama sosyal medyada en ünlü olan kişi de sizsiniz Türkiye'de. Evet, çekiyorlar resimleri. Benim adıma şey açıyorlar, Twitter atıyorlar, Öyle şeyler oluyor. Şikayetçi misiniz? Yazdıklarından değilim. Yazıyor neticede de bu işten para kram varmış. Çok vuruş var diye reklam alıyormuş terbiyesizliğe. Ama reklam şimdi şey getirdiler. Vergi olayı getirdiler. Evet. Yani sosyal medya reklam yapan kişiler para ödeyecek artık. Vergi ödeyecekler. Alır mı öder bizim i̇şte. Adımıza. Kendi değil ki. Ne kötü ben yapıyormuşum bunu satıyor. Ama ben şöyle söyleyeyim hocam. Sizin capslerinize hayranım. Capsleri yapabilir, capslik yapılabilir, reklam yani evet. Benim karikatürümü yapıyor, ona hakkı var, onun için bir şey talep edemem, kızmam da, ben yapmıyorum, onu İzmir Teknoloji'nin adamları yapıyor, çocukları, onlar çok zeki, iyi, gösterin arasını, göstereceğim ya. Gülelim bari bir. Şimdi hocam, sizce ben cahil miyim? İlk bir sorumu ardından... Herkes cahil kendine göre. Hepimiz cahil olduk. Yalnız bu mesleği ifa edersen cahil kalırsın. Çünkü hiç okuyacak vakit kalmıyor böyle. Ama şey, kendimizi geliştirirsek bu meslek içinde de... Nasıl yapacaksın yani? Okuma yazma çok zor yani. Hocam okuyoruz artık yani. Bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi benim... Bizim YouTube, sosyal medyanın şöyle dediler, Yunus bizim intikamımızı al, lütfen İlber Hoca'dan intikamımızı al. Bir sosyal medya test yap, 5 soruluk. Evet. Bakalım İlber Hoca ne kadar sosyal medya cahili diye bir şey istedim. Hiç ilgilenmem öyle. Gerçekten, böyle bir iki soru sorsam bununla alakalı. Hiç bilmem, hiç ilgilenmem. Yani bu bizim hayatımıza, ben sana söyleyeyim, Türkiye'de bu alet, aşağı yukarı ben 50'li yaşlardayken falan tam girdi vazgeçilmez olarak. Hatta o arada bir hocamız, bir değil iki galiba, Titse'de Avusturya'da gözleri zayıf, göz zayıflatıyor. Bu çok göz zayıflatıyor. Onun için kimse buna kapatamaz beni. Benim gözüm zaten zayıf. Vallahi hocam siz bayağı sabahtan beri beraberiz. Ama hiç kullanmam bunu ben. Bu saatten sonra ben bu camı kullanmam bu ekranı hiç yani. Onun için de pek bir alakam yok. Yoksa ben bunu öğrendim yani. Benim buruna bir dili bile öğrendim hatta bir ara. Fortran 4, 60'ların sonu. Şimdi o dil kaybolmuş, kimse hatırlamıyor bile. Kobol çıktı üstüne, onu tabii öğrenmedim. Bana ne ondan? Bunlar program yazım dilleriydi. Yani ama bir faydası oldu tabii. Bu kompütür efsanesini öğreniyorsun bilgisayar. O zaman bilgisayar yeni kullanılıyordu. Peki şu an Türkiye'deki gençlerin çoğunun bu kadar sosyal medyaya düşkün olması hakkında? Çok kötü. O umumi şey o zaaf. Yani insanlar yalnız, meşgale yok. Başka şeyle uğraşmıyor. Zanaat yapmıyor, sanat yapmıyor, kitap okumuyor. Toprakla uğraşmıyor, denizle uğraşmıyor. O yüzden buna vurdu herkes yani. En kolay, en ucuzu bu. Evet. Kendilerini de geliştirirlerse buna beraber. Vallahi pek zannetmiyorum. Bundan gelişme olmaz. Ansiklopedi karıştırsa olur da bundan olmaz. Şöyle bir şey yapıyoruz hocam. Sizden bir önceki konuk, konuğa diyoruz ki senden sonraki konuğa bir soru sor. Evet. Yani kim olduğunu söylemiyoruz konunun. Size şöyle bir soru geldi. Bana güzel bir çorba tarifi verebilir mi? Yani çorba tarifi vereyim. Mesela lakşa diyoruz yahut erişte diyoruz. Fasulye var, mercimek var işte. Mercimeği haşladın, mercimek çorbası yaparsın. Zeytinyağı veya tereyağı kullanarak, erişteyi kullanarak, kavrulmuş soğan kullanarak,
Yaparsın, çok güzeldi, bir besleyici çorba kış için. O güzelmiş. En kolay tarhana. İyi tarhana alırsan ezersin. Soğuk suyla ezeceksin, o daha iyi oluyor. Yani zor alıyor ama iyi oluyor. Ona göre bir çorba yapacaksın, spagetti yapacaksın, al dente, prensip bu. Zeytinyağıyla tereyağını kullanacaksın müşterek ama daha çok zeytinyağı. Zeytinyağından şaşmayacaksın, pilavı bile ondan yapacaksın. Zeytinyağı. Şimdi bizim memlekette zeytin ağaçlarını kesiyor gerizekalılar. Yazlık ev falan yap, gerizekalısın, cahillik, hayvan yani. O zeytin kesilir mi ya sen? Şimdi Çinliler bile zeytinyağı aramaya başladılar. Servet, altın, altın yani. En iyi zeytinyağları da bizimki yani, onu da söyleyeyim ama kimde var o şuur, evet. Peki sizden sonraki konuya bir sorunuz var mı? Kendisini iyi hissediyor buralarda. Buralarda. Ama bu burada yaşamayan biri de olabilir. Olabilir. Buraya gelmiş işte. Turizmde de olur. Ben mesela kendimi İngiltere'de iyi hissediyorum gezgin olarak her zaman. Hoşuna gidiyor mu ben İngiltere? Bu hava bu sene yaz nasıl olacak burada? Gene böyle bulutlu mu olur? Genelde böyle geçiyor. Kasvetli. Sıcak da çok berbat oluyor buralarda. Aman ya. Şöyle bir test var. Ne kadar İlber Ortaylısın diye. He. Böyle bir şey var. Şimdi ben size soru soracağım. Tamam, sizden cevaplara göre bakalım siz ne kadar İlber Ortaylı çıkacaksınız. Hmm. Cahil mührünü en çok kimlerin alnına yapıştırmak istersiniz? Ne cahil ve ukala. 1. Siyasetçiler. 2. Magazin ünlüleri. C. Evlilik programına katılanlar. D. Bilgi yarışmalarına çuvallayanlar. Bir nebze yani kimi söyledin orada? Siyasetçiler, magazin ünlüleri, evlilik programına katılanlar, bilgi yarışmasında çuvallayanlar. Yani magazin ünlülerine diyebiliriz. Tamam, yapıştırdık şeyi cahil. Peki, cahil görülse, görünce nasıl bakarsınız hocam? Hemen şu fotoğraflardan birini söyleyeyim. İlk baştakine bakarım. Tamam, ilk baştakine hemen. Şöyle şüpheyle bakıyor. Peki en çok hangi soru sizi daha çok çıldırtır? Annenin kızlık soyadının baştan ve ikinci harfi nedir? Böyle bir soru. Onu hep yapıyorlar. Bugün işe, okula neden geç kaldın? Sevgilinden neden ayrıldın? Başka sorular, annem mi babanı daha çok seviyorsun? 71 yaşında adama sevgilisinden ayrıldığı son tarihi sorarsan çıldır. Biraz kolay hatırlamaz. O gerizekalılık daha çok gençlere has oluyor. Ne kadar çok selfie çekersiniz hocam? Hiç çekmem. Hiç, çok güzel. Hiç öyle bir huyum yok. En son ne zaman tarih kitabı okudunuz? Bilmiyorum. Gerçekten mi? Vallahi bilmiyorum. Bir dün akşam da olabilir, yani. Bugün de. Başka bir şey okumuyorum. Birine küfretmeniz için hocam, o kişinin size ne yapması lazım? Bir. Oo, her bir vesileye hasseneyle. Saçmalaması yeterli, cahil olması yeterli. Hepsi yeterli. Canım sıkılması yeterli, ben küfretmem. Öyle şey olur mu ya lafı? Benim telefonum böyle kapanan cinsten biliyorsun. Ben münasebetsizlerim bile arkasından hıyara derim kapatayım. Kapanmadıysa duyar. Şimdi televizyonun bir sürü ünlü var hocam biliyorsunuz, çıkıyorlar programlara. Evet. Sizce bu ikililerden hangisi çok güzel program yapar? Ve iyi olur yani. Cem Yılmaz, Ahmet Çakar. Cem Yılmaz, Cübbeli Ahmet Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca, Adnan Hoca. Adnan Hoca, Cem Yılmaz. Adnan Hoca, Cem Yılmaz çok iyi olur. Çok iyi olur. Son olarak... Cem Yılmaz da şey de iyi olur, Cübbeli Ahmet Hoca da. Son sorum hocam, hazır mısınız? Evet. Geliyor ve bakalım ne kadar İlber Ortaylı çıkacaksınız. Evet. Bir kep seçeceğiz sizde. Şu gözlük kadar aklın yok. Sözümü kesme, ağzını burnunu kırarım. Evet. Zekadan başım ağrıyor doktor bey. İyice bak, tırnağım olmasın. Şu belediye otobüsü kadar aklın yok, çok cahilsin. Keşke ölsen, neden cehalet, cahilin kitabını yazmışsın ve yılın cahili ödülü. Hangisini seçelim? En böyle... En bir başta okudu. Cahil şeyse aklı yok diyen bir şey var değil mi? Tamam, onu hemen işaretliyorum. Evet, bakalım yüzde kaç İlber Ortaylısınız? Hocam yüzde bir çıktı. %1 İlber Ortaylı. %99 İlber Ortaylı. İşte. Bu
bu. Yani doğru söylüyorum. Hocam bize 99. Bu verdiğim cevaplar. Verdiğim açık sözlüyüm. Memnun oldum. Hiç değilse açık sözlüyüm. Palavra geçinmediğim gördüm. Açıklama kısmında da şöyle bir şey var. Bilimsel bilgiye çok önem verirsin. Ayrıca senin kimseye eyvallahın yok. Bildiğin doğrulardan kesinlikle şaşmıyorsun. Cahillerin korkulu rüyası olmuşsun. Kapanışı siz yapmak ister misiniz hocam? Şöyle kapanış yapıyoruz. Kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Aa, onu kendin yap. Reklama çıkarıyor beni. Bila bedel reklam yapacağım ha. Kapanış yapalım. Tamam, ben yapıyorum kapanışı. Eğer bu videoyu 5000 kişi beğenirse sizle beraber İstanbul'da bir video daha çekebilir miyim? Ha, 5000 kişi beğenirse. Evet, geleceğim İstanbul'a beraber. Peki gel. Tamam. 5 dakika bir. Arkadaşlar, Space Talk'un sonuna geldik. İlber hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun, tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum atmayı ve sorularınızı almayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Tabi bakalım. Hop, dur ben kalkayım kendim. Çayınız çok kötü. Hocam ne diyorsun?